son bir yılda 691 eylem engellendi. Terörle mücadele ile ilgili çarpıcı rakamlar verdi. Operasyonlarda elde edilen başarıya dikkat çekti. Tam 12 aydır 1801 sığınaklarına girildi bu terör örgütü. Yani Türkiye içerisinde dağlarda, kırsalda 1801 sığınak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında terörle mücadele ile ilgili soruları yanıtladı. Türkiye sınırları içinde 900 teröristin olduğunu belirlediklerini söyledi. Örgüte katılımın çok düşük olduğunu belirtti. Kandil operasyonu için bir gece ansızın ifadesini yineledi. Peki Kandil'in tamamen etkisizleştirilmesi? Ben çok zor olmadığını düşünüyorum. Burada Türkiye'nin müdahale etmeme şansı yoktur. Bu bir gece ansızındır. İçişleri Bakanı Amerika'nın terör örgütü YPG'ye silah yardımına da değindi. Müttefiklerin terör örgütüne desteğiyle ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Elimize geçen silahlar var. Müttefik saydığımız ülkelerin vatandaşlarının gelip PKK ile hava akademisi kurmaya çalıştıkları, sağlık akademisi kurmaya çalıştıkları, bir takım dersler vermeye çalıştıkları, kamplarında bir takım dersler vermeye çalıştıklarını biliyoruz. Biz bunları sınırlarımızda yakalayınca, sınırlarımızdan geçiş yapınca dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Bakan Soylu, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili net konuştu. Devlet kayıtlarımız açık ve nettir. DHKPC mensubu oldukları ve DHKPC ile irtibatları çok nettir. Sadece ağır ceza mahkemelerinde, Asliye Ceza Mahkemelerinde Nuriye Gülmen'in 12 tane açık davası, bir tanesi de Yargıtay'da var. 9 Mayıs 2012'de Kütahya'da yapılan bir terör örgütü operasyonunda gözaltına alınıyor bu kişi. 1 Nisan 2015 yılında Eskişehir ilinde bir terör örgütüne, yani DHKPC'ye yönelik bir faaliyet esnasında adli mercilere çıkarılıyor. Adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiri alınıyor. İçişleri Bakanı Ana Muhalefet Partisi'ni de eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerin yüzüne doğru orada bana sorduklarında anlattım.